Agalarım herkese selamlar. 28 Kasım 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet karşılaşmam var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Temsilcilerimizin maçını aldım. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçını değerlendirmedim. Çünkü Beşiktaş'ın sorunları var aga. Ondan dolayı almadım. Zaten gündemi takip edenler görmüştür. Başlayalım isterseniz. Bu videoda çok fazla reklam yapmayacağım öyle söyleyeyim. Direkt WhatsApp grubundan bir rapor geçeriz. Canlıları gösteririm. O şekilde devam ederiz. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni yorum destekleri. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Onun dışında sizler de maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi yorum yazabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Şöyle maç skor yarışmamız var. 2 adet maç skor yarışmamız var. Altmarla Galatasaray'ın ve Sparta Prak'la pardon, Slavia Prak'la Fenerbahçe'nin maç skorları ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 6 kişiyi 3 3 yani 3 tane Galatasaray'dan 3 tane de Fenerbahçe'den Fenerbahçe'den 7 gün gruplarımızdan misafir edelim. Önceki Bayern Münih maç skorunu 2 kişi bilmiş. 4 kişiyi alacağımı söylemiştim. Bayram Kiraz ve Hasan Hüseyin Işık isimli arkadaşlarımız. Bu arkadaşlar benimle WhatsApp iletişim hattımdan iletişim kurabilirler acaba. Açıklamada linki var, yorumlarda linki var veya ekrandaki numaradan yani 0534 446 5989 numaralı hatta mesaj atarak da ben skoru bildim veya kangalım nasılsın veya kangalım VIP gruplarına katılmak istiyorum şeklinde mesajlar atarsanız zaten doğrudan ben dönüş yaptım belirteyim. Bir de ücretsiz telegram grubumuz var. Aga burada açıklama yorumlarda var. İsterseniz ya Kangal Tips yazın. Kangal Tips ücretsiz yazın. Telegram'a mutlaka buraya da girin. Dün mesela erken siyasi canlıları buraya attım. Full hatasız. Bereketli olsun. Ben bir de Whatsapp'tan bahsetmek istiyorum. Müsaadeyle. Şöyle ayarda kalkayım. Arkadaşlar biz hazırız ya siz dedik. Ekranları kurduk. Ekrandan devam ettik. 20, 40, 20, 40, 28 buçuk muydu? 20, 45 miydi? Neyse başlayalım. Milan mücadelesini aldık. Aga dedim ki Milan'ın ilk yarıdan bir golünü alalım. Gerçekten iyi oynuyor. %3 olaraktan değerlendirelim dedim ben buna. Oradan Atletico Madrid oran beklerken gol buldu. Ve ikinci gol Atletico Madrid girdik. Ve %1 girdik. Dediğim gibi %50 şekilde ilerliyoruz. Milan ilk yerden golü attı mı Aga attı. Ben dedim ki Milan'ın deplasman 2.5 üstünü de alalım erken dakikadan. Çünkü ilk yarıdan da atma ihtimali vardı. Çok beklemedim aldım. Ha, yemesi güzel oldu yazdım. Sörlot kaçırdı. Atletico net kaçırdı. Pozisyonlar da sizlere atıyoruz görmeniz açısından. Aga ikinci gol Atletico geldi mi geldi. Deplasman 2.5 üstü aldık. %3 olarak daha değerlendirdik Atletico mücadelesine. Aga deplasman 2.5 üstü geldi mi? Kero 2'de 2. Deplasman 3.5 üstü aldık %1, 1.72 gibi orandan. Ago'da geldi. Milan'ın vesaire derken deplasman 2.5 üstümüz de geldi mi? Geldi. Deplasman 3.5 üstümüz geldi. Şuradan erken seansı bitirdik. Sonra dedik ki 23 seansına geçelim oradan devam edelim. Şimdi direkt şöyle bir canlı aldık. Sporting Lisbon'un bir golünü değerlendirdik. 47. dakikada attı zaten ikinci yarı. Dedim ki Inter Leipzig maçına ilk yarıdan bir gol alalım. %3. Level Kuzen mücadelesine ev sahibi 2.5 üst aldık ilk yarıdan. Dedim ki Barcelona maçı ilk yarı 1.5 üst. Gelmedi bu. City maçı da ilk yarı 0.5 üst. Dün gördüyseniz iddia kitleri bunları bayağı bir açmadı. Barcelona'nın şöyle geldim aldım. Şuradan Inter'in golünü aldık aga. Oradan Level -Kuzen, Ev sahibi ilk yarı bir buçuk, iki buçuk üst geldi. Barcelona maçı iki buçuk üst geldi. Level Kuzen dört buçuk üst geldi. E, City'nin golü geldi vesaire derken yüksek misli canlısını da yaptık. City geriye kalanı kazanır. Ev sahibi iki buçuk üstler vesaireler vesaireler. Bu şekilde canlı olarak çok güzel estik. Güzel kazançlar elde ettik. Herkese bereketli olsun. Başlayalım. Dediğim gibi aga sizlerden ricamız artı 500 üstünde bir beğenidir. En azından maçlar hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Galatasaray maçı ve Fenerbahçe maç skorlarını sizlere sorduk. İlk mücadelemiz Alkmaar'la Galatasaray mücadelesi. Mücadelenin golü geçme ihtimali var bence. Özellikle Galatasaray'ın Bodrum maçında bir rehavete kapılmış olay. Yani rehavet demeyelim de. Aga karşı karşıya o simen iki tane pas veriyor. Offside'ı düşürüyor falan. Bilmiyorum o mücadelenin olayı nasıl? 1-0 bitti. Çimler uzunluğu vesaire diyor Okan Buruk'ta. Geçtim o mücadele. O mücadeleyi referans almaya hiç gerek yok yani. Altmer kendi evinde burada oyunun tempo tutturacaktır. Galatasaray zaten bu tempo oyunu sever. Hem Altmer tarafı hem de Galatasaray tarafı bence pozisyon bulacaktır. Maç skorunuzu da yorumlara yazın. Benim skor beklentim aga burada. Galatasaray tarafına bir tık daha yakınım. Ya 2-1 Galatasaray alır gibi geliyor ya da 2-2 beraberlikle de sonuçlanabilir. Benim tercihim burada idealden ortaya bir 2.5 üst aga. Golle bir mücadele bekliyorum. 2.5 üst aldık mı aldık. Eğer ki Kangal'ın ben yüksek orandan gitmek istiyorum dersen de ya ben 2-1'e biraz daha yakınım Galatasaray tarafında. 2.5 üstünde 2 yaparsanız da oran zaten çok yükseğe çıkıyor. 2.78'e kadar da oranı çıkartırsınız. Karabağ ile Lyon mücadelesi. Karabağ da gerçekten oyunun hakkını veriyor. Ama yani bitiricilik konusunda çok problemli bir takım. Lyon da aynı şekilde onlar da bitiricilikte bir problem yaşıyor ama şu kesin her iki takımında pozisyona girme yüzdesi gerçekten yüksek. Yine pozisyonlu bir mücadele bekliyorum. Bu sefer bizim için goller de girsin. Yine 2.5 üstü olarak idealden değerlendirdiğim bir karşılaşma. Gollü bir mücadele bekliyorum Aga. Özellikle Karabağ'ın eşlik etmesi burada çok çok önemli. Molde ile Apoel. Aga maç kuzeyde oynanıyor. Apoel renk takımı? Aa, bizim şu karşısı Kıbrıs. Şöyle söyleyeyim. bir kere iklim farkından dolayı Apoel burada çok zorlanır. Ciddi manada. Molde'nin buradaki Haşim gençleri bence parçalar. Ben Molde tarafındayım. Molde'nin burada iki golünü aldım. Hatta yarın mutlaka alternatif ana kombine koyar mıyım bilmiyorum ama alternatif kombinleri koyacağım maçlardan bir tanesi. Molde'nin iki golü. Zaten bunların çimi de suni çim oluyor aga bildiğiniz üzere. O yüzden Kuzey'in çocukları burada bence iki tane gol atar. Molde 3 tane Avrupa Ligi'nde maç oynadı. Bir tanesi kendi evinde oynadı. O da Larne ile oynadı. Kuzey İrlanda takımıyla galiba o da. Ona da üç tane attı. Burada da aynı bir yani sağlam bir molde oyunu bekliyorum net bir şekilde. Apoel de gitti Fiorentina'yı falan kendi evinde yani ama Fiorentina buraları çok iplemiyor ama molde kesinlikle buraları ipliyor ve burada iki golünü aldım. Slavia Prag'la Fenerbahçe mücadelesi. Aga kgm yani KGMG okey ama ben burada açıkçası biraz Prak tarafındayım. Adamlar çok fena top oynuyor ciddi manada. İzleyenler vardır kimlere kimlere kök söktürdüler. O tempolu oyuna karşı en azından 90 dakika karşı gelmemiz zor bence. Benim tercihim şu yönde olacak hemen bahsedeyim. Ben burada Sylvia Pral'ın kendi evinde olmasından kaynaklı da en azından bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Hemen Nereden bulacaktık onu? diğerden kaldırmışlar mı ya? Hemen bakalım. Hemen hemen hemen. Ha buldum. Ev sahibi yarı kazanır oranı nesnede minimum 1.55, iddaa'da 1.60 falan. Bence Silver yaparak burada bir yarıyı kazanacaktır. Benim skor beklentim burada 1-1'e biraz yakınım ama 2 bir de benim burada ev sahibinin kazanması olası bence bilmiyorum Fenerbahçe'nin işi biraz daha zor gerçekten. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini karşılaştırdığım zaman Sılvar yaparak gerçekten daha zorlu bir takım. Onu söyleyeyim. Yüksek orandan ne yaparız gereklerine bakarsak da. ben ev sahibinin 1.5 üstünü de yüksek orandan öneririm. bu işin duygusallığı yok. Umarım Fenerbahçe 5 atar kazanır. Ama görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Ev sahibi 1.5 üstü de yüksek orandan denerlendirebilir. Braga ile Hoffenheim karşılaşması yüksek tempoyla geçecek. Özellikle Hoffenheim'in son Leipzig mücadelesi çok keyifli bir mücadeleydi. Orada 3 kere geriye düştü sanırım. Ve hepsine çevirdiği mücadeleyi de 4-3 gibi skorla kazandı. Reaksiyon verebilen bir takım. Braga da burada kendi evinde oynamak isteyecektir. İşte Hoffenheim edecek ki dans edeceksek edelim. Burada karşılıklı golleri aldım. Her iki takımın atacağı goller benim öne çıkardığım plan, tercihtir. Onun dışında yüksek oranlarda da var ve üst seçeneği de değerlendirmeye alınabilir. Manchester United ile Bodo mücadelesi. Manchester Amorim'in ilk mücadelesi de berabere kaldı. Bir birlik bir skorla. O, o mücadelede erken bir gol attığı için geriye yaslandı. Niye yaslandı bilmiyorum ama İpsiçli'de de oynayacaksın Aga bir zahmet. Burada kendi evinde Amorim'in kendi evindeki taraftar önündeki ilk mücadelesi muhtemelen burada United kazanacaktır. Bilmiyorum kazanır mı ama muhtemelen kazanacaktır. Ama kazanırken de ben açıkçası 5 golü bir mücadele beklemiyorum. Alırsam da 4.5 altında bir Manchester United galibiyeti sizlere önerebilirim. Diğer mücadelem Twente mücadelesi. Twente Ciroese'ye karşı bence bu yıl gerçekten daha iyi. Benim meşhur bahisim nedir? Ev sahibinin yarı kazanırı. Yarı kazanırı bahisleri. Ben burada Twente'nin kendi evinde mücadeleyi de kazanmasını bekliyorum bu arada. Ama biraz daha ideal almak için ev sahibi yarı kazanır. Her iki son dönemde formda olsa da hem ev sahibi avantajı hem de oyun olarak Twente'nin daha güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Ev sahibi bir yarayı kazanacağını düşündüğümden ben burada Twente tarafındayım. Yüksek oranlarda bir maç sonu bir denemesi de yapılabilir. Diğer mücadelem Midland Frankfurt mücadelesi. Burada gollere gitmedim. Tek korner mücadelem aga. Midland'ın kendi evindeki tempolu oyunu, kanatları kullanması bireysel çaba ve şut denemelerinden dolayı bolca korner çıkartabilir. Ki aynı şekilde Frankfurt da aynı oyun yapısına sahip. Her iki taraftan da şöyle beşer korner çıksa zaten 8.5 yüz korneri biz burada rahat bir şekilde getiririz diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Şu an korner açık değil ama maç günü mutlaka açacaklardır. 8.5 yüz korner benim burada ideal tercihim olacaktır. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek olan şekilde anlatmaya çalıştım. Temsilcilerimizin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç skorunu yorumlara yazabilirsiniz Aga. Onun dışında sizlerin de her türlü soru görüş öneri için de ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından benimle iletişim kurabilirsiniz. WhatsApp VIP gruplarına girmek isteyenler, sorusu olanlar, bilgi almak isteyenler de aşağıda açıklama yorumlar kısmında linki var, mesaj atabilir.